Herkese merhaba arkadaşlar. Tonguç evladım benim. Senle beraber bugün çarpanlar ve katlar yani matematiğin 8. sınıfta göreceğimiz ilk konusu işleyeceğiz. Hazır mısın evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Bugün seninle beraber gerçekten çok çok önemli bir konu işleyeceğiz. Ki zaten eski senelerde yani biz bu konuyu 6. sınıfta görmüştük. Çarpan bulmayla başlamıştık. Sonra asal sayıları görmüştük. Sonra asal çarpanları ayırmayı ve ortak bölen ortak katı seninle beraber 6. sınıfta yapmıştık. İşte bu konuyu tekrar edeceğiz ve 7'den 8'e geçerken 8. sınıftaki bu konu başlığıyla alakalı bütün eski kritik kazanımları milletim Bakanımız da söylediği gibi kritik kazanımları öğrenmiş olacağız evladım benim. Kritik kazanım ne demek evladım benim? Bilmemiz gereken kazanımlar demek hocam. Harikasın aynen bilmemiz gereken kazanımlar. Gerçekten bu kazanımları 8. sınıfta çok kullanacağız. Çünkü 5, 6, 7'de öğrendiğimiz konu başlıkları bizim 8. sınıfta aslında temelimizi oluşturuyor. İşte bunlardan da bir tanesi çarpanlar ve katlar. 8. sınıfın ilk matematik konusu. 7'den 8'e hazırlık programımıza göre bu konuyu Senle beraber işleyeceğiz. Programımızda biliyorsun gün gün ilk 4 haftamızın teker teker programı var. Bunu mutlaka edin. O yüzden seninle beraber ne yapacağız? Çarpanlar ve katlar. Yani 8. sınıfın ilk konusunu çok iyi halletmemiz gerekiyor. Çok iyi hallederken seninle beraber ödevlerimizi vereceğim sana. 7'den 8'e hazırlık kitabımızdaki ödevini baştan vereyim sana ki şimdiden alış. Bak burada e, kitabımızda matematik kısmındaki test 1'i çözmemiz gerekiyor. Test 2'yi çözmemiz gerekiyor. Ve test 3'ü çözmemiz gerekiyor. Çünkü çok çok önemli bir konu bu aslında. Hatta test 4'ü ve test 5'i de veriyorum. Yani ilk 5 testi çözmenizi istiyorum. Çarpanlar ve katların ötesinin 5 tane testini de çözeceksin evladım benim. Yapamadığın soruları hiç merak etme. Burada zaten kare kodda çözebilirsin. Hepsi yatay hepsi yeni nesil bu soruların. Dikkat etsen ve hepsi 6. sınıf tekrarlı Çünkü bu konuyu biz daha önce sadece ve sadece 6. sınıfta gördük. Dolayısıyla şimdiden bunlara alışmış olmamız gerekiyor. O zaman sana ödevini şimdiden verdim. Matematik kısmındaki ilk 5 testi çözeceksin. Tekrar söylüyorum hepsini hepsini 7'den 8'e hazırlık setimizden çözeceğiz. Ödevlerini tamamen bu setten vereceğiz sana. Şimdiden ilk videomuz olduğu için matematikte bunu sana hatırlatmak istedim. Sonraki videolarda zaten takır tukur konuları işleyeceğiz merak etme. Hadi bakalım o zaman hazırsan evladım benim dersimize bomba gibi başlayalım. <laughs> bir kere. ilk dersimiz, ilk bilmemiz gereken aslında çarpan bulma konumuz. Çarpan bulma nedir? Şimdi 16'nın çarpanları bak burada yazıyor. 8 kere 2 kaçtır? 16'dır. Harikasın. İşte bu 16'nın iki tane çarpanı vardır. 8 ile 2'yi çarparım ve bu 16 eder. Dolayısıyla 16'nın çarpanı 8 ve 2'dir ya. Şimdi peki Birazcık daha zorlaştıralım. Birazcık daha çıtayı yükseltelim. 24'ün çarpanları nelerdir? Bak evladım benim. 24'ün çarpanları mesela kaç kere kaç 24'tür? 6 kere 4 24'tür. Harikasın. 6 kere 4 24'tür. Mesela burada 6 kere 4'e 24 diyeyim. Tamam. Peki başka olabilir mi? Evet olabilir. Başka ne olabilir mesela? Hatta e, 8 kere 3 de olabilir. 8 çarpı 3 de olabilir 24. Aynı zamanda devam ediyorum. 12 kere 2 de olabilir 24. Hatta başka ne olabilir? en önemlisi ve en temeli unutma lütfen kendisi ve bir çarpanıdır. Yani 24 kere bir de aslında 24'tür. İşte ben bunları gördüğüm zaman diyorum ki yahu aslında 24'ün çarpanları 1 olabilir, 24 olabilir, 2 olabilir, 12 olabilir, 3 olabilir, 8 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Peki sana bir soru. 16 8'e bölünebilir mi evladım benim? Tam bölünür hocam. Harikasın. Tam da bölünür. Gerçekten tam senin dediğin gibi tam bölünür. Harikasın. Peki iki çıkacağını biliyoruz zaten. 16 ikiye bölünür Evet o da bölünür. İşte Çarpan demek aslında biz 8. sınıfta bunu çok net bir şekilde öğreneceğiz. Bölen demek aslında. Yani 24'ün çarpanı 24'tür. Aynı zamanda 24'ü 24 de böler. 24'ün çarpanı 12'dir. Aynı zamanda 24'ü 12 böler aslında da. Yani çarpan demek bölen demek bu kadar basit. Yani çarpanın bölen olduğunu net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Aşırı önemli, aşırı değerli bir başlık diyoruz. Peki o zaman senle beraber birazcık daha yeni nesile göz kırpalım mı evladım benim. Kırpalım hocam yeni nesil sorulara göz. Harikasın. Yeni nesile gerçekten göz kırpacağız. Bu tarz soruların nasıl yapıldığını göstereceğim. Ya yani mantığının ne olduğunu anlatacağım. Sana yeni nesilde şunu sormuyor hiçbir zaman. 18 sekiz çarpanları neler? Böyle bir soru yok. Böyle bir soru gelmez zaten. Şu ana kadar hiç gelmedi. Eskiden Teok zamanında vardı. Eskiden Teok zamanında çıkan soruyu sana hatırlatayım. Çok enteresan. İlk Teok çıktığı zaman yani e, temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı diye dedikleri Teok çıktığı zaman ilk sorusu neydi biliyor musun? Birinci matematik sorusu bak bu. İkinin üçüncü kuvveti eşittir soru içeride. A seçeneği e, bir şey 5. B seçeneği 6. C seçeneği 7. D seçeneği 8. Hangisini cevap eladım benim? 2 kere 3 6 bu kadar kolay hocam evet. yani. Bom diye patladın gerçekten her zaman yaptığı gibi. Resmen patladım hocam ya. 2 kere 3 6 değil mi? İşte hayır patlarsın. 2'nin 3. kuvveti neydi? 2 çarpı 2 iki çarpı 2 idi. İşte bu kadar basit sordular ve cevabı 8'di. Yani tabii senin hatanı herkes yapmıyor merak etme. Ama şunu unutmayalım. Artık bu tarz sorular yok. Artık tarih oldu. Artık nasıl soruyorlar biliyor musun? Uzun uzun soruyorlar. Uzun uzun ve yeni nesil soruyorlar. Hatta sana şöyle bir tane soru göstereyim buradan. Bakar mısın? Çarpanlar ve katlardan ilk soru ilk e, konumuz zaten bu. Bak buradaki sorularımız. Böyle sorular soruyor böyle sorular soruyor böyle sorular soruyor yani bir görsel var bir şekil var bir kurgu var bir, e, bir hikaye var öyle bir böyle bir, bir, bir macera var bunun içinden işte atık yağ ka kağıt toplama aracı falan filan bir sürü kurgu yaparak bize iki üzeri üçü soruyor yine merak etme yani yine ikinin üçüncü kuvvetini soruyor ama şunu unutmamamız gerekiyor burada ne yapmamız gerekiyor bizim temelini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu soruyu, o kurgulu soruyu yapmak istiyorsak bizim bu temeli bilmemiz gerekiyor. Bilmeden de yapamıyoruz ne yazık. O yüzden şimdi seninle beraber oturup tıpış tıpış 18'in çarpanlarını öğreneceğiz. Dolayısıyla bu bir gereklilik ki ikinci adıma geçelim. Çünkü sordukları gerçekten üst seviye soruları bu şekilde halledebileceğiz. 18'in çarpanları. Bir kere kaç kere kaç 18'dir? Peki nereden geldim buraya? Bize böyle bir soru soruyor. Diyor ki bir tane e, Ahmet A vardı, Tonguç A vardı ve alanı 18 metrekare olan bir bahçesi vardı. Bunun etrafını e, bir sıra tel çevirmek istiyor veya üç sıra tel çevirmek istiyor veya beş sıra hiç fark etmez. yani bilmem ne tel tel çevirmek istiyor. Peki o zaman e, en az en az diyor mesela kaç metre tel lazım? Veya en fazla kaç metre tel lazım? Kenarları da tam sayı diyor. Bak 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 kenarları tam sayı. Böyle bir kurgular veriyor, ön koşullar veriyor falan filan. O zaman biz diyeceğiz ki yahu e, Tonguç Ağa sen ne besliyorsun çiftliğinde? İnek mi besliyorsun yoksa? <laughs> harikasınız çok güzel ses çıkartın gerçekten harikasınız. İşte bunun gibi e, hikayeleri anlayacağız ve kafamızı Tonguç Ağa'nın inekleriyle falan filan bozmayacağız diyeceğiz ki... 18 aslında bu kenarla bu kenarın çarpımıdır. O zaman iki tane doğal sayıyı çarpıyoruz. İki tane doğal sayıyı çarpıyoruz ve 18 diyor. Acaba nelerdir bunlar? Hemen çarpayım sana. Bir kere 18 18'dir. Bitti. İki kere 9 18'dir. Bitti. Üç kere 6 18'dir. Bitti. Dört kere olur mu? Olmaz. Beş kere olur mu? Olmaz. Altı kere olur mu? Altı kere üç. Zaten bir daha yazma gerek yok. Altı kere üç yazmıştım. İşte bunlar bizim çarpanlarımız. Dolayısıyla bizim dikdörtgen şeklindeki alanımızın kenarları 1 ve 18 olabilir. O zaman çevresi ne olur biliyor musun? 1 artı 18 yani kısa kenar artı uzun kenar bu kenar artı bu kenarın iki katı değil miydi? Dikdörtgenin çevresi kısa kenar artı uzun kenarın iki katı. Çünkü bunlardan ikişer tane var. Bak kısa kenarda iki tane var uzun kenarda iki tane var. Dolayısıyla bir de bunun iki katı 19 çarpı 2'den 38 çıkıyor. Harikasın. 9, e, ar, 9 ve 2 olsa kenarları o zaman 2 artı 9 çarpı 2'den 11 çarpı 2'den 22 çıkıyor. Harikasın. Bravo diyorum sana. Peki bu şekilde olsa kenarları 3 artı 6'dan yani bu kenar 3 bu kenar 6 olsa 3 kere 6 18 çıkar. Aynı şey. Bunun da 9 çarpı 2'den 18 çıkıyor. Bunların hepsi de metre olacak şekilde çevrelerini bulmuş olduk. İşte mesela arkadaş diyecek ki bize soruda bak zor soruyorum. Beş sıra tel çevirecektir. Beş sıra. Oo, bayağı fazlaymış gerçekten. O zaman ne yapacaksın? Buradaki bulduğun sayıyı beşle çarpacaksın. Peki en fazla kaç metre tel çevirebilir dediği zaman ne yapacağız? O zaman 38'i çarp. 38'i seçeceğiz. Çünkü en fazla uzunluk buna çıkıyor en az kaç metre tel çevirir? Bak soruya bak. O zaman 18 seçeceksin. O yüzden işte yapmamız gereken şey aslında bu. Yani bize verilen kurguya göre buradan oluşabilecek senaryolardan seçim yap. Bak bitti bu kadar. Mesela çarpan olarak mutlaka bir sayının bir ve sayının kendisini unutmamamız gerekiyor. Aşırı önemli. Bunu unutan bir arkadaşımız vardı. Kimdi bu? Hemen söyle bakayım bana. Kuru kafa Necmi. Harikasın. Kuru kafa Necmi gerçekten de bunu unuttu ve mortanzi oldu. Yani şunu şunu unuttu. İki kere dokuz, üç kere alt dedi patladı. Çünkü bir kere on sekizde kendi çarpanı aynı zamanda bölendir. On sekizde bir, bö bir, böler bir mi? Evet bölebilir. On 18 on sekiz böler mi? Böler. O zaman bölen eşittir çarpan olduğu için çarpanı diyor Geldik hadi bakalım. Birazcık daha müko soru çözelim seninle. Gerçekten de mükemmel bir soru. O yüzden müko diyoruz bu soruya. Bakalım kenar uzunlukları cinsinden birer doğal sayı Ooo. Kenar uzunlukları birer doğa sayı. Dikdörtgen şeklindeki iki karton birer kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılmıştır. Mesela gel bakalım sen böyle LGS sorusu çözelim. Acayip bir şey. Aşağıdaki gibi yapıştırmıştır. Bunları böyle yan yana yapıştırmıştır. Tamam ya vallahi. Oluşan şeklin çevre uzunluğu en az diyor. Bak 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 en az yani en azını bulacağız. Demek ki birkaç tane seçenek var ve biz bunların arasından azını seçeceğiz. Aynı mesela bir markete gidiyorsun. Ne yapıyorsun evladım benim? Ç işte i̇şte işte çikolataları çikolatalara bakıyorsun veya işte ne bileyim bir tane sütlere bakıyorsun. Sütlerin en uygun fiyatlısını, kalitelisini alıyorsun mesela. Sana uygununu alıyorsun. Mesela burada demiş ki en uygun nacil ama doğal sayı olmasına da dikkat et. Mesela organik süt olmasına da dikkat et gibi gibi böyle şeyleri ön plana koyarak aslında biz ne yapıyoruz? Biz seçim yapacağız. Bakın. 30 da 18 bunlarına ve kenarları birer doğal sayı. 30'un çarpanlarını senle bulalım mı evladım benim? 30'un çarpanlarını söyle bakalım bana. 1 çarpı 30. Harika. 2 çarpı 15. Harika. 3 çarpı 10. Harika. 5 çarpı 6. Harikasın. Bravo diyorum. 4 kere olmaz çünkü bravo diyorum sana. O zaman 30'un çarpanlarını teker teker bulduk. Peki bir de 18'in çarpanlarını bulalım seninle beraber bakalım. 1 kere 18 ben de senin gibi yapıyorum. 2 kere 9. 3 kere 6. Başka da bir şey yok. Dolayısıyla 6 kere 3'e gidiyoruz. 4 kere de olmaz zaten. 5 kere de olmaz. Süper. Şimdi bunlardan bunlardan Bizim çok dikkat etmemiz gereken yer biliyor musun? Bu iki kartonu yan yana getirdiğimiz zaman, yan yana getirdiğimiz zaman şu kenar işte burası çok kritik. Bak sana şunu söylemek istiyorum. Burası çok kritik. Şu kenar üst üste geliyor. İşte bu kenara biz ortak kenar diyoruz. Ve o kadar çok çıktı ki bu LGS'de. Yani LGS tarzı diyorum sana. Yani 8. sınıfta ta bu tarzı göreceksin çok. İşte bu kenar ortak kenarsa bu ikisinin de ortak bir Çarpanı olmak zorunda. Peki ortak çarpanı olacaksa acaba ne olabilir? Bir olabilir bu kenar. İkisinin de ortak çarpanı. İki olabilir bu kenar. Süper. Peki üç olabilir bu kenar. Harika. Beş, ol beş yok neden burada yok. Altı olabilir bu kenar. Süper. On, on beş, otuz, dokuz, on Bitti bu kadar. Yani bir, iki, üç, altıdan başka bir nane olamaz bu kenar. O zaman bu kenarı acaba ne seçelim? Şimdi... Eğer biz çevre uzunluğunun en az olmasını istiyorsak unutmayalım. Eğer mesela bunun çarpanı neydi? Bir kere otuz değil mi? Şöyle bir üç, e, dikdörtgen seçersem bu kenarı bir bu kenarı otuz. Bunun çevresi ne olur? Otuz artı bir otuz bir iki katı altmış iki olur bunun çevresi. Peki söyler misin bana bunun e, kenarlarını beş ve altı seçseydim. Yani şöyle seçseydim. 5 ve 6. 5 ve 6'dan ne oluyor bunun çevresi? 5 artı 6 11. 15 iki 2 22. Ah ne kadar azaldı bunun çevresi ya. İşte ben çevresini azaltabilmek için kenarları birbirlerine yakın seçeyim. Uzak seçersem çevresi eşek kadar oluyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Kenarları birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. O zaman diyorum ki çevresinin az, az olmasını istiyor. O zaman kenarları birbirine yakın seçeyim. Yani şu, burada bunu seçeyim. Burada da bunu seçeyim. Ve o zaman ortak kenarı 6 seçeyim arkadaşım. 6 kere kaç 30'dur? 6 kere 5 30. Harikasın. 6 kere kaç 18'dir? 6 kere 3 18. Harikasın. Dolayısıyla 6 kere 5, 6 kere 3 ortak kenar süper her şey yolunda. Burası 5 ise burası da 5'tir. Burası 3 ise burası da 3'tür. Burası 6 ise burası da 6. Burası da 6. Bitti o zaman ben bunun çevresini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Çok rahat. Ne yapacağız? Bu kenar artı bu kenar artı bu kenar artı bu kenar hepsini toplayacağız. 6, 5, 11, 14 çarpı 2, 28 santimetre denilen harika bir çekil çıktı ortaya. Büyük bir dikdörtgen çıktı. İşte bu yöntemlerle yapacağız arkadaşlar. Çok basit inanın. Şu anda ben tabii ki öğretmen olduğum için... ...çok birazcık daha yüz binlerce böyle soru çözdüğüm için... ...hayatım boyunca belki milyon tane soru çözmüşümdür. İşte bunları çözüp tak tak yapabiliyorum. Ama zaten siz de şimdi... ...burada arkadaşlarını izliyor mesela Tonguç Evladım benim. Sen de izliyorsun. Ama sen de şu anda bunu görünce... oha ne kadar hızlı o, böyle bir şey. Hayır sen de yapabileceksin merak etme. Şu anda zaten daha ısınıyoruz, alıştırma yapıyoruz yahu. Geldik asal sayılara. Şimdi bunu da 6. sınıfta öğrenmiştik aslında... Bak evladım benim. Asal sayılar nelerdir? Asal. Şimdi asal deyince aklına ne geliyor evladım benim? Asil geliyor aklım hocam. Harikasın. Aynı dediğin gibi yani asil geliyor. Gerçekten bunlar o kadar asil, o kadar soylu ki kendisi ve birden başka hiç kimseyi takmıyorlar. Ne demek bu? Mesela asal sayıları ben sana söyleyeyim. Sadece, sadece bire, bire ve sayının kendisine bölünebilen sayılara. Biz Asal sayılar diyoruz. neler der mesela? Hemen sayıyorum. İki hop, üç hop, beş hop, yedi hop, on bir hop. Niye dokuz demedim? Çünkü dokuz üçe bölünür. Olmaz. 11 devam ediyor. 13 bak bu sayıların her birisi sadece kendisine ve bire bölünebilir. Başka hiçbir sayıya bölünmez. Mesela 7'yi 7, 7 3'e bölemezsin, ayı bölmesin. 11'i 4'e bölemezsin, hay bölmesin. Sadece bire ve kendisine bölünebilir. Dolayısıyla sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılara biz asal sayı diyoruz. Başka bir tane daha kazık bir şey sorayım mesela sana söyleyeyim. 31 veya 23 veya eee mesela 97 asal mıydı ya? 90 91 mesela 91 asal mıydı? 7 kere 3 hayır 91 asal değil pardon. 91 asal gibi duran e, yancı asal. Aman dikkat edelim. Buraya da şöyle bir şey yapalım. 91 asal sayı değildir. Çünkü 13 çarpı 7 91'dir. 13'e bölünebiliyor, 7'ye bölünebiliyor. Veya birkaç tane daha yapalım mesela. Birazcık daha zorlardan. Mesela 37 bir asal sayıdır. Veya işte 13'ten sonra gelen 19 bir asal sayıdır. 17 bir asal sayıdır. Gibi gibi bunlar hepsi asal sayı. Mesela 91 yalancı asal. 91 çok karşımıza çıkar. Sınavlarda çıkmıştı eski LGS ee, sorusunda vardı bu. 91'in asal olduğunu iddia ediyordu. Hop dur orada bakalım. Çünkü 91 3'e bölünür. Pardon 13'e bölünür. Hatta 7'ye de bölünür. 91, 13'ün 7 katıdır. Şimdi en küçük asal sayı hangisidir evladım benim? 2'dir. Harikasın. Ve asal sayılar şunu dikkat çekti mi? Zaten bunları biliyordunuz tekrar ediyoruz merak etme. Burada bütün sayılar neredeyse tek 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 sadece bu çift bir sayı. Dolayısıyla asal sayılardan... E, çift olan sayı 2'dir. başka hiçbir çift asal sayı yoktur diyoruz. Ve şunu unutma, herkes şunu karıştırıyor, bir asal değildir, bir asal değil, bir asal, bir bir asal olmadığını bileceğiz. Hemen geçelim bakalım diğer sorumuza, daha doğrusu konumuzu, asal çarpanları ayırmada. Şimdi bir çarpan ağacı metodu var. Ne demek bu? 12 kaç kere kaç ile birebileyim? 6 kere 2 12'dir. Harikasın. 6 kere 2 süper. İşte ben bunu bir kola 6, bir kola 2 yazıyorum. Dallara ayırıyorum. Sonra 6 da aslında iki tane sayının çarpımı. 3 kere 2. İşte bu kadar. Şimdi burada dalların en sonundaki sayılar ne olmak zorunda? Asal sayı olmak zorunda. Bak buradaki, buradaki, burada 3 iki, burada iki, burada bitti. Zaten asal sayılar neydi? Hemen sana söyleyeyim. 2, 3, 5, 7. İşte bu asal sayıları adın gibi bil. Neden? Çünkü o kadar çok kullanacağız gibi asal sayıları. Yani asal sayı deyince aklına gelecek 2 3 5 7. 2 3 5 7 o kadar çok karşımıza çıkacak ki o zaman bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. O zaman geldik. Burada 2 3 2 süper bitti. İşte mesela 40'ı da ters ağaç yapıyorum. Aynı ağacın kökleri gibi dağılıyor bu sefer de. Yani yere doğru dağılıyor. 40 kaç kere kaçtır? 2 kere 20'dir. 20 de 2 kere 10'dur. On da 2 kere 5'tir. Al sana 2 2 2 5 bitburger. En sonda dalların en sonunda, köklerinin en sonunda sadece 2'ler ve 5'ler kaldı ve 40'ın asal çarpanları o zaman nedir evladım benim? 2 ve 5'tir diyebiliyoruz. Şimdi Bölen Lisesi'ne bakalım sana beraber. Bölen Lisesi de asal çarpanları ayırmanın diğer bir yöntemi. Ne demek bu? Mesela 54'ün bak böyle yazıyorsun. Onun sayı böyle bir çizgi çiziyorsun. Sonra diyorsun ki ya kardeşim normalde ben 54'ü böyle bölerdim ya hani böyle ikiye bölerdim falan. ve Böyle bölmeyeceğim. Bu çok seri böleceğim için böyle uzun bir çizgi çiziyorum. Diyorum ki 54'ü ikiye böleyim. Kafadan böyle bir miyim evladım benim? 27 eder. Harikasın bura. vay be maşallah öyle hesap makinesi mi 27 54'ü 2'ye böldüğümüz zaman. Peki 27 2'ye bölünebilir mi? Artık bölünemez. Hop bakalım dur orada. Şimdi neden 2 ile başladım peki? Çünkü ne demiştik? Aşırı önemli. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Asal sayı deyince 2, 3, 5, 7'yi bil. Burası acayip önemli. Asal sayı deyince 2, 3, 5, 7. Bitti bu kadar. O zaman demek ki en küçük asal sayıyla başlıyorum. 2 ile başladım. Oldu. Böldüm. Bitti. Artık ama 2'yi kullanamam. Bitti artık. Ne kaldı artık? en sonraki asal sayımız 3 hocam. Harikasın. 3'e bölüyorum o zaman. 27 3'e böldüğümüz zaman 9. 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3. 3'ü 3'e böldüğümüz zaman 1. Ve bitti artık. Başka bir diğer bir tane daha büyüğüne geçmedim. Bak 3'ten sonra 5. Beş. 5'e geçmeme gerek yok. Hatta bitti. Bak burada 1 kaldıysa bitti artık. İşte 54'ü biz bu şekilde zaten bunu daha önce öğrenmiştik. 54'ün asal çarpanları bulmuş olduk. 54'ü biz şu şekilde yazabiliyoruz. 54'ün asal çarpanlarını biz 2 ve 3 olduğunu zaten buradan gördük. 54'ü şu şekilde yazabiliyoruz evladım benim. 54 aslında bir tane 2'den oluşuyor. 2'nin birinci kuvveti çarpı 3 tane de 3'ten oluşuyor. 3'ün üçüncü kuvveti. Bak bir tane 2, 3 tane 3 olduğu için 2 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 diyoruz. 3 üzeri 3 27'dir. 27 çarpı 2 54'tür. Sağlamasını da yapabilirsin. Şimdi gel bakalım senle beraber cix bir soru yapalım. Evladım sen cix bir çocuk musun? Hocam ben çok cix bir çocuğum. Harikasın gerçekten cix bir çocuksun ve e, havalı bir arkadaşsın. Şimdi evladım cix demek ha, böyle ha, artist gözüken böyle havalı ama içi yani normal normal bildiğin insan. İşte o yüzden. Bu soruyu böyle artist gözüküyor. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B. Astro matematiğe hoş geldiniz. Ne alakası var? Çok basit soru. Hemen sana şunu söyleyeyim. Biz demin sana şunu göstermiştik ya. Ne göstermiştim sana hatırlıyorsan. Böyle yazabiliyorduk değil mi? İşte adam da bunu yazmış. Ve bize aslında buraya geri döner misin arkadaşım diye soruyor. Gel bakalım dönelim o zaman. 180'i yazarız böyle. Sonra yanına çizgisini çizeriz. Hadi bakalım 180'i 2 ile bölmekle başlayalım. 2'ye böldüm. 90. Bir daha ikiye bölebilirim. Çünkü asal sayı deyince aklıma geliyor. bak. A, S, A, L, 2, 3, 5, 7. Bu kodu bil lütfen. Çünkü aşırı önemli asal deyince bu sayılar aşağı acayip karşımıza gelecek. 2, 3, 3, 5, 7. İkiye böldük. 2, 90 oldu. Bir daha ikiye bölebilirim. Yine 45 olabilir. Artık ikiye bölebilir miyim evladım benim? Mi? Bölemeyiz hocam. Harikasın. Bölemem. Çünkü 45 ikiye bölünmez. O zaman ne böleceğim? 3'e böleceğim. 3'e böldüğüm zaman 15 Artık bunu tamamladık. Şimdi 3'e böldük. 15. Bir daha 3'e bölebilirim. O zaman 5 olur sonuç. O zaman 3 de bitti artık. Artık 5 beş kaldı. 5'e bölerim. 1 ve bitti artık. Oh be. Artık 1'i gördüysem artık gam yemem. Diyorum ki o zaman bunun 2, 3, 5'tir çarpanları. Asa çarpanları. O zaman 180'i ben şöyle yazabilirim bak. 2 tane 2 iki var. 2'nin üzerinde burada 2 tane olduğu için 2 yazıyorum. Çarpı. 2 tane 3 var. O zaman 3'ün üzerinde 2 yazıyorum. Çünkü 2 tane var burada da. Burada da bir tane de 5 beş var. 5'in üzerinde 1 yazıyorum. İşte ortaya çıkan tabloda ABC çatanak diye çıkıyor zaten. Yani bakar mısın? Şunla şu aynı yahu. O zaman 2'nin üzerinde 2 iki var. 2'nin üzerinde A var. O zaman A eşittir 2 bitti bu kadar. 3'ün üzerinde B var. 3'ün üzerinde 2 var. O zaman B eşittir 2. Yani bu zaten aynısı. Bak bak bununla bu aynı. Bununla bu aynı. E bununla da bu aynı olacak. 5 üzeri 1 kaçtır evladım benim? 5'tir hocam. Harikasın yani her sayının birinci kuvveti kendisi zaten o zaman C'de 5'miş demek ki. Bu kadar basit diyoruz evladım benim dolayısıyla ABC'yi soruyor bize bunların hepsini topla evladım benim 9'dur cevabımız. İşte bu tarz yeni nesil sorular karşımıza gelecek. Evet ortak bölen ve ortak e, kat konumuzu artık bitiriyoruz dersimizi. Şimdi hemen senle beraber bir yine bir yeni nesil soruyla yine bir durumla yine bir böyle karışık bir kurguyla karşı karşıyayız. Bir e, zeytinyağı üreticisi olan e, Tümcettin Bey 28 litre ve 20 litrelik iki tane zeytinyağı e, variline sahiptir diye söylüyor bize. Tümcettin ne ettin diyoruz evladım benim? Ne ettin muhittin? Evet gerçekten de harikasın. Çok güzel tekerlemeler söylüyorsun. İşte burada Tümcettin Bey'in 28 litre ve 20 litrelik zeytinyağlarını ve ayçiçek yağlarını eşit şişelere bölüştürmesi ve bunları satması gerekiyor. İşte bu Tümcettin Bey'in bu bölüştüreceği şişeleri aynı seçmesi gerekiyor ki fazla maliyeti olmasın. Yani ayçiçeği farklı şişe, zeytinyağına farklı şişe olmasın. Dolayısıyla aynı boyutta bir şişe seçmek zorunda acaba ne olsun? İşte biz diyoruz ki 28'in bölenleri yani 28'i bölüyoruz ya bölen ne demekti? Çarpan demekti. O zaman 28'in çarpanlarını bir bulalım bakalım. 1 kere 28, 2 kere 14, 3 kere olmaz 4 kere 7'dir diyebiliriz. Şimdi de 20'nin çarpanlarına bakalım Erol Beyim. 1 kere 20 zaten baştan fix ediyoruz. Ondan sonra 2 kere 10 veya 3 kere olmaz 4 kere 5 ve bitti. Bundan sonra da başka yok zaten. 6 kere 5 kere 4 aynı şeydir zaten bitti. O zaman çarpanlığını aslında bölenlerini bulmuş olduk. Şimdi bana söyler misin? Çarpan böyle aynı şey zaten. Bunların bölenleri arasında şişemizi, şişemizi hangi litreden seçebiliriz? 1, 2 ve 4'ü seçerim hocam. Harika 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 bravo diyorum sana. 1 2 4 bunların zaten ortak bölenleri. Dolayısıyla 1 2 4 seçebiliriz. İşte ben zeytinyağı ve ayçiçek yağlarını böyle küçük küçük 1 litrelik, 2 litrelik veya 4 litrelik şişelere bölüştürebiliriz. Peki o zaman ortak bölenin ne olduğunu net bir şekilde anladık. Yani ben şişeleri isten bir litrelik seçerim. Buradan 28 tane şişe çıkar. Buradan 20 tane şişe çıkar. Toplamda kaç şişe çıkar? Ee, 48 tane şişe çıkar ha, hocam. 48 şişe çıkar. Peki 2 litrelik seçsem e, 28'i 2'ye böl 14, 22'ye böl 10. E, ikisini topla. Oo, bilemedim hocam. Evet error verdin sonunda bravo diyorum sana. Oradan da 24 tane şişe çıkıyor evladım benim. Ee, peki 4 litrelik olsaydı buradan 7 şişe çıkardı. Buradan 5, 7, 7 artı 5 12 tane şişe çıkardı. Yani özet olarak her bir şişelerin farklı litrelik seçimleri durumunda farklı sayıda şişe üretmemiz gerekiyor. İşte Tümceddin Bey şuna karar verecek. Ben bir litrelik şişe üretsem mi daha az maliyetli olur? 2 litrelik şişe mi daha, daha az maliyetli olur? 4 litrelik mi daha az maliyetli olur? İşte bu tarzda soruyorlar. Yani diyor ki... Tümcettin Bey en az maliyetle bu şişeleri nasıl üretir? Hangisini seçeri sana bırakıyor? Diyor ki sen bir litrelik seç, iki litrelik seç, dört litrelik seç. Sonuçta şişe üretim maliyeti aynı. O zaman ben hangisi seçerim? E tabii ki 4 litrelik seçersem daha az sayıda şişe üretirim gibi bir model var. Bunu ileriki yeni nesil sorularda net bir şekilde göreceğiz merak etmeyin. Ortak. Böyle o zaman net bir şekilde anladık. Yani bunları ister bir litrelik şişelere, ister iki, ister 4 litrelik şişelere koyabiliriz. Geldik hemen süper bir soru çözelim. Abdia dikdörtgen şeklindeki tarlasının kenarlarına fidan dikecektir demiş. Yani buralara fidan dikecekmiş. Tamam, eyvallah. Fidanların arasındaki mesafeler eşit ve metre cinsinden tam sayı olacağına göre bu mesafe en az kaç olabilirmiş? Yani ben buraya bir fidan, buraya bir fidan, buraya bir fidan, buraya bir fidan bilmiyorum artık nasıl çiz, e, dikeceksem. ve bunları diktikten sonra diyoruz ki eşit mesafe olmak zorunda. Mesela şu iki fidan arasında bunlar eşit mesafe olmak zorunda. Bu iki fidan arasında eşit mesafe olmak zorunda. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? 36 ve 24 kenarlarını eşit aralıklara bölmemiz gerekiyor. 36'nın çarpanını hemen sene beraber bulalım. 24'ün de çarpanlarını bulalım bakalım evladım benim. 36'nın çarpanlarını hemen söyle bakalım bana. 1 kere 36. Harikasın. 2 kere 18. Harikasın. 3 kere 12. Harikasın. 4 kere 9. Harikasın. Ve Altı kere altı. Harika. Wow. Gerçekten hesap makinesi yutmuş gibisin bugün. Bravo diyorum sana. Gerçekten de 36'nın 5 ile çarpım 5 ile bir şey çarpısı 36 olmuyor. 6 Alt kere 6'dan sonra zaten aynı şey geçiyor. Alt 6 kere 6 bitti. Çünkü bir daha 9 kere 4 dersin, 12 kere 3 dersin başka şansın yok. 24'e baktığın zaman 1 kere 24 bunu da ben söylüyorum. 2 kere 12, 3 kere 8, e, dört kere altı ve beş kere olmaz zaten altı kere dört aynı şeyi yazıyoruz. O zaman bunların or bölenlerini yani çarpanlarını bölenlerini bulmuş olduk. Şimdi burada ikisi o zaman fidanları bir metre aralıklarla ekebiliriz. E, ee, iki metre aralıklarla koyabiliriz. Üç metre aralıklarla koyabiliriz. Dört metre aralıklarla koyabiliriz. Altı metre aralıklarla koyabiliriz. S 12 metre aralıklarla koyabiliriz. Ortak bölenleri bunlar değil mi Allah aşkına? Başka bir ortak bölünü var mı evladım benim? Hayır hocam kalmadı. Harikasın. Yani başka bir ortak bölünü gerçekten de kalmadı. Hepsini işaretledik. İşte biz eğer fidanların arasını, arasını 1 metre yaparsak burada 36 tane fidan, burada 24 of bir sürü fidan. Ama ne diyor bize? Diyor ki Fidanların arasındaki mesafeler eşit ve metre cinsinden tam sayı olacağına göre bu mesafe en fazla kaç olabilir diye Fazla uzatma yani. Niye bir metre seçiyorsun? 12 metre seçerim bitti işte. Cevabımız 12 metre diyorum. Peki 12 metre seçersek? Bak sana birazcık yeni nesile göz kırpıyorum. Şimdi artık 8. sınıfta birazcık zorlamaya başlıyorum seni. 12 metre seçersek. Buraya bir fidan seçeriz. Dikeriz. Buraya bir fidan dikeriz. 12. 12. 12. Toplam 36 değil mi? Buraya bir fidan çizeriz. Buraya bir fidan. Bu bir fidan dikeriz. Bitti. Burada kaç tane fidan oldu? Dört tane. Sonra burada zaten bir fidan vardı. On iki, bir, iki parçaya böler yirmi dördü. Buraya bir fidan, buraya da bir fidan dikeriz. Sonra aynı şekilde bir, iki, üç parçaya böler. Bir, iki parçaya böldü. O zaman burada bir, burada iki, burada üç, Burada bir tane daha. O zaman kaç tane fidan oldu? Hemen sayalım sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane fidan oldu. İşte bu şekilde hesaplamaları da yapacağız ileride. Ne diyecek bize biliyor musun? En az sayıda fidan dikmek istiyor diyecek. O zaman diyeceksin ki ya kardeşim o zaman ben aralığı iki seçeyim. Çünkü en az sayıda fidan çık. Çünkü aralığı bir seçersem burada bir sürü fidan olacak. ...iki seçersem yine fazla bir fidan olacak. Ama aralığı eşek kadar seçersem o zaman burada dört tane filan bu e, kenarı kapatabiliyorum mesela gibi akıl yürütmeler yapacağız arkadaşlar. Geldik hemen ortak kata. 12'nin katlarını söylemesi var. 12. 12'yi ikiye çarparsan kaç olur? 24. Harika. Bravo diyorum sana. Peki 3 ile çarparsan? 36. Harika. 4 ile çarparsan? Ee, şey. Evet, birazcık erörü vermeye başladım. Bravo diyorum sana. 48 olur evladım benim. Ondan sonra 60. Sonra 72. Sonra 84. Böyle böyle devam eder. Şimdi 18'in katlarını söyleyelim bir de. 18'in katları. Kendisi vardır bir kere. 18'in e, kendisi bir katı da unutma. Her sayının katları arasında bir var, bir katı vardır yani kendisi vardır. 18, 36, ondan sonra 54, sonra 72, sonra 90, sonra e, 108, sonra 126 e, böyle böyle devam ediyor. Şimdi bana söyler misin? 12 ve 18'in ortak katları nelerdir? Ben hemen sana söyleyeyim. 12 ve 18'in ortak katları 36. Bakıyorum. 72. Bakıyorum. 12, 84, e... 72 e, Burayı birazcık daha devam ettirmem gerekiyor galiba. E, evet. Tebrik ediyorum seni. 18. Evet. Buraya devam ettirmem gerek. Artık 18'i diyorum ki 36, 72 e, 108 bu arada. 108 de 10, 18'in burada mesela devam ettirdiğim zaman 12, 96 ve 108 oluyor. Mesela 108 de ortak katı oluyor bunların. Ve aynı şekilde devam ettirirsem e, bu şekilde e, ilerleyebilirim istediğim kadar ilerlerim. Sonuçta 12 ve 18'in ortak katları 36 ve onun katları şeklinde çıkıyor. İşte bize sınavlarda ve okulumuzda yazılılarda şunları soracaklar. Diyecekler ki işte bir nöbet tutuyordu doktorumuz. Hemşiremiz veya işte arabalar, minibüsler şu saatte geliyordu. Veya iki okulun zili bu saatte çalıyordu falan filan. Şimdi biz senaryolar yapacak. Mesela sen beraber bir senaryo yapalım. Nöbet sorusu. Aysel hemşire altı günde, Nursel hemşire dokuz günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki hemşire ilk kez birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar demiş. Şimdi dikkat edelim. Aysel hemşire altının katlarından nöbet tutuyor. Yani 6, 12, 18, ondan sonra 24, aynı zamanda 30, 36, 42, devam ediyorum 48, aynı zamanda e, işte e, 54, böyle devam ediyor tamam mı? Nursel Hemşire 9 günde bir nöbet tutmakta. O zaman bu 8, bu 16, ondan sonra 24, sonra 32, sonra 40, sonra 48, sonra 56. Böyle böyle devam ediyor. Şimdi ortak katlarını burada söyler misin? 24 hocam. Harika, harika. 24'ü yazdık. Bir tane daha. 48 hocam. Harika. Bir tane daha yazarsa 72 olur zaten. İleride gidiyor bunlar. O zaman bak 24, e, olsa 48 bu şekilde devam ediyor. Şimdi bana şunu söyler misin? Bak ne demiş burada? Bu iki hemşire ilk kez birlikte nöbet tuttuktan yani burada bir gün nöbet tutuyorlar beraber. Sonra kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. Yani burası başlangıç çizgisi dersek. Bu altı 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 atlıyor. Yani 24. güne geliyor. Bu da 8 8 8 atlıyor. Yine 24. geliyor. Yani dolayısıyla 24 gün sonra Bunlar ortak katı olduğu için tekrar nöbet tutarlar diyoruz. En az dediği için. İsterse 48 olabilir, isterse 72 de olur ama en az dediği için biz 24'ü seçiyoruz. İşte ortak kat sorusu da böyle karşımıza geliyor. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Görüşürüz hocam.